Saatlerimiz 7.35'i gösteriyor ve hızlı bir şekilde hazırlanıp evden çıkmamız lazım. Çünkü bugün size bir staj günümü vlogluyorum. Hızlıca hazırlanmaya çalıştım ve şimdi hemen çıkmamız gerekiyor, geç kalmayalım. Maske taktım ve gerçekten işe yarıyor gibi hissediyorum, yani daha güvende hissediyorum şu anda. Başardık. Göze alamazdım bir kırmızı ışık daha beklemeyi arkadaşlar. Koştum hemen. İşte burası. Bunu anlatayım, öyle gireceğim içeri. Şimdi arkadaşlar, içeride öyle bir cihaz var ki gözlerinizden tanıyor sizi ve kapıyı o şekilde açıyor. Turnike sistemi yok. Ve ben de teknolojinin içerisinde çok gerisinde kaldım bilmiyorum ama bunu ilk gördüğümde sanki uzay mekiği görmüş gibi hissetmiştim. Sanki NASA'ya giriyoruz, bu ne ya demiştim. Orada çekemeyebilirim. Şimdi ben söyleyeyim size. Gelir gelmez ne çok gürültü yapıyorum değil mi Miraç Bey ya? Çok fena. Yeni enerjinize geldiniz. Yeni enerjimle geldim. İşte burası benim çalışma alanım. Çok heyecanlıyım. Şu an birazcık dağınık. Ama toparlayacağım ve hemen çalışmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, sonunda ofisteyiz. Güne başlarken şöyle bugün bir yer fıstıklı bir bar yemeye karar verdim. Ve bir kahve yapacağım. Bu kupayı seçtim. Büyük heyecanlar. Size bir manzarayı da göstereyim. Bu kadar yüksek ki çek çek bitmiyor. Adeta bugün ofisin eğlencesi ve neşe kaynağı oldu. Çünkü herkes çok heyecanlı, vlog çekeceğimiz için bugün. Ve bakalım neler olacak, neler izleyeceksiniz. Bugün yapacağım işlere gelecek olursak. Normalde her sabah önce ilk işim bilgisayarımı açmak. Mailime giriyorum. Oradan bana verilen günlük görevler varsa, işte bir yeri aramak olabilir, bir yere gitmek olabilir ya da bir araştırma. Ya da bir bilgi notu hazırlama, yine bir araştırmanın sonucunda. Bana verilen görevleri oradan kontrol ediyorum günlük. Ve sonra çalışmaya başlıyorum tabii ki. Benim yüzümden insanlar mutfağa girip kahve alamıyorlar şu anda. Buradaki videoya son verebiliriz. Gelin benim çalışma ortamıma gidelim. Deneme deneme. Her şey yolunda mı Miraç Bey? Çalışıyor gibi yapın. Çok iyi çıkıyorum yalnız. Bence oldu bu iş. Nice. Şimdi bilgisayarımı açtım. Şimdi bakacağım. Şimdi ilk önce mailimize giriyoruz. Çok yaşayın. Merhaba, iyi günler.
Şimdi benim danışmak istediğim bir konu vardı size. Şimdi şöyle bir durum var. Biz nasıl sorgulayabiliriz bu borcu? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, başarılar. Başardık arkadaşlar. Dün 6 kez aradım, açmadılar. Bakın bugün sabah tak diye. Çünkü şanslı bir günümüzdeyiz. Merhaba, kolay gelsin. Az önce de aramıştım ama 189'a tıkladığımda aktarmıyorlar iletişim merkezine. Öyle mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar 189'u direkt aramam gerekiyormuş. Hani 112'yi aramak gibi. Ben de dahili numara değil, 189'u tutuyorum. 300 kez aradım ya dünden de. Deneye deneye öğrendim. Miraç Bey yine 9'u mu tuşlayacağım? Evet. Tamam. Şimdi benim bilgisayarda birkaç işim var. Bir dilekçe revizesi yapacağım. Çok formalsın ya böyle yani kıyafet çok formal bir dolayı mı formal? Aslında bugün çok böyle daha günlük geldi. Evet aslında ama ceketi giyince ama de formal. Bir de çantam çok iyi değil mi? Çok başarılı ya. Çok tatlı. Gerçekten. İşte kombin tavsiyeleri de vereyim bari. Öyle mi? Nasıl olur? Çok iyi. Erkekler için de yapalım. Birbirimizin de çekelim. Siz benim kombin tavsiyeleri. Yok benim öyle şeyim yok ya. Aa olur mu Miraç Bey Allah aşkına? O siyah kombinimiz mükemmel. Hastasıyım siyah. Ama o siyah tişört, gözlük yani ben de bir şey görmüyorum. Gerçekten. Çok da güzel. Ya teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz. Bu ne? O beni çekiyor şu an. Kendine olan hayranlığı pekiştiriyor. Ya hiç olur mu? Bundan non kahve. Kız çekme. Kahve içer misin? Şey bana yok canım sağ ol. Teşekkür ederim. İçmeyecek misiniz? Yok içmem sağ ol. Çok tatlısınız ya. Dur bey kahve yapacağım. Lütfen. Peki nasıl içiyorsunuz? Sen nasıl yaparsın? Sade olur mu? Bunu kime yapıyorum? Bunu şimdi size yapıyoruz. Hello. Size yapıyoruz. Merhabalar. Kahvemiz var mı? Eğer isterseniz kanalımıza şu abone olabiliriz. Şimdi 3-4'ü seçtim. Bu başladı yapmaya. Kahve yapmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Bugün hep birlikte. Ofisimizin en centilmen adamı ya. Her kahve inanılmaz yani. Enisi seviyoruz. Enisi de takip edin. Kadın var bilmiyorum ama. Mesela ben şimdi bunun reklamını yapsam bu videoda problem olur mu? Olmaz herhalde. O kadar izlenmiyorum. Ama mesela eğer Philips'le çalışıyor olsaydım muhtemelen bir sözleşme imzalatırlardı ve bu markayı bir şey söylemez. Mesela bundan bence şey falan rahatsız olur. Bunları yayınlayacak mı gerçekten ya? Yayınlamaz mı ya? Yeni avukat oldum. Onun işlemi güzel, reklamızı yapalım. İşte yani devam etmek istiyorum avukat olmaya. O yüzden. Neden? Bir şekilde şey yapalım ya. Ay dur 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 sanki ne oldu ya? Mükemmel bir stajyerim. Kahveyi falan da taşıran. Müthiş bir stajyerim ya. Ay yine peki. Bir şey diyeceğim. Bardan çilede bir portak edelim. Falı dışında arkadaşlar mükemmel değil mi? Farklı bir stil. Nasıl ki su falı var, kahve falı var. Bu da kahve falının farklı bir türü. Yemeklerimizi aldık. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz. Yemek mi olası? We'll be right back.
Şimdi yemek yedik. Ondan sonra hemen yeni verilen bir görevim var. Şimdi bir tane toplantıya katılacağım. Çok önemli bir toplantı. Şu an saatlerimiz 17:22 gösteriyor ve gördüğünüz gibi bayağı yoruldum yani feleğim kaydı. Az önce bir toplantıdaydık. Ben sizi çekeyim verim. Gördüğünüz gibi ben de sevgili deniz arkadaşımla karşılıklı oturuyorum. Evet. İcra takibi ve senet takibi başlatıyoruz burada. Bizim işaretimiz nasıldı peki? Siz de yapın, Uğur Bey siz de yapın. YouTuber değil mi? Aynen. Sen misiniz? Size ok atmaya geldik, Eros'un okulu. Şaka. 15 yıl önce vurmuştu Eros'un okulu. Ayda. Tekrardan vurması imkansız. Ya siz ne romantik bir... Hatta bugün evlilik yıldönümüm. Şaka yapıyorsunuz. Peki Miraç Bey bunun bu kadar denk gelmesi. İnanılmaz değil mi? Evet. Gerçekten. Eros'u oku dedim ve evlilik yıldönümüzmüş. Aynen öyle. Burayı kesin koyuyorum video. Tabii ki lütfen. Bunu koyun. Eşime selam söyleyin. Selahattin Bey. Selam olsun. Harika bir arkadaşımız. Öleceğiz kendisini. Ya. Çok büyük keyif aldık. Belki hayat bir noktada kadar yollarımızı kesiştirdi. İnşallah. Bir de bunu ben bir Enes'e sorayım. O ne kadar memnun olacak acaba? Kader belki yollarımızı tekrar kesiştirir bir noktada diyoruz. Evet, pazartesi bence kesiştirir. İyi hafta sonları diliyorum. Aa evet, iyi hafta sonları. Herkese iyi hafta sonları. Bugün cumaydı. Bir de bunun pazartesisi var. Pazartesi günü görüşürüz artık. Burada pek de başka bir şey yapmayacağım. Buradan işlerimi bitireceğim. Şöyle son kez göstereyim size. Son böyle birkaç işim kaldı. Bitmesi gereken dilekçeler var. Hafta sonu da oldukça fazla muhtemelen çeviri yapmam gerekecekmiş. Seve seve yapacağım gerçekten. Çünkü zaten burada toplam kaç günüm kaldı? Toplam 5-6 günüm kaldı. Ve yani olabildiğince verimli geçmesini istiyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Nazar değdirmeyin. İnşallah hepimizin yolu böyle açık olsun. İnşallah çalıştığınız yerlerde ya da böyle staj yaptığınız ya da bir parçası haline geldiğiniz takımlar sizi hep böyle tatmin eder, hep böyle mutlu eder. Ben o konuda gerçekten çok mutluyum. Çok fazla şey öğrendim. O yüzden de dediğim gibi hafta sonu çalışmam gerekecek bu hafta sonu. Evden çeviriler yapmam gerekecek ve yine bir yerleri arama yoluyla belki destek sağlayabilirim ekibe. Ama bundan hiçbir şekilde şu anda gocunmuyorum. Yani normal üf ya falan insan yapar ya hafta sonunda. Şu an onu yapmıyorum çünkü dediğim gibi zaten çok az zamanım kaldı burada bu donanımdaki insanlarla vakit geçirebilecek ve ne kadar fazla şey kapabilirsem o kadar iyi. Size de yaptığınız stajlarda dediğim gibi yan gelip yatmak ve sadece CV'nize yazmak için staj yapmak yerine tabiri caizse dişinizle tırnağınızla o staja tutunmanızı tavsiye ederim. Çünkü en yüksek verimi ancak o zaman elde ediyorsunuz. Saygılar, sevgiler. Günaydın. Bugün pazartesi ve yeni bir hafta. Kap 10. Geldik. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Kolay gelsin. Buradan şimdi limited şirketlerle ilgili bir bilgi edinmeye çalışıyorum. Böyle kocaman kaynakların olduğu bir kütüphanemiz var. Belki göstereyim. Oradan böyle kitapların içinden ilgili kısımları araştırıyorum. Vazgeçilmezimiz olan ticaret kanunu, bundan yardım alıyorum. Ve internet üzerinden de Yargıtay'ın bu zamana kadar vermiş olduğu kararları inceliyorum, araştırıyorum. Sonra da bunu sunacağım ve mail atacağım Çağlan'ıma. Kredimiz kararı şu anda ulaşılamıyor. Ticaret sicilinde karşılaşılan iade nedenleri. Bu benim aradığım değil ya. Çık. Çık.
hızlı bir şekilde bir araştırma yapmam gerekiyor. O bayağı böyle önemli ve acil anladığım kadarıyla. Ondan sonra da yine çok hızlı bir şekilde bir sürü çeviri yapmam gerekiyor. Hafta sonu da birazcık bu çevirilerle uğraştım. Hızlı bir şekilde bitirip iş yükümü de hafifletebilmek için. Vekaletname örneği işte buradasın. Save it. Telefon açık kalmış. Enes Bey'e bir şey sorup geleceğim şimdi ben. Evet, şu anda Ceren Hanım'ın odasındayız. Ceren Hanım, evet olur. Göstereyim mi size? Merhaba. Ceren Hanım şu an bana yeni bir görev veriyor. Evet, size. Davacı vekiliyiz. Tebligat Kanunu 35'e göre. Dava dilekçesi ve tensip zaptı bile olmuş, yani iade olmuş. Tamam. Ha, sorun olursa yazarsın zaten. Tamam. Telefon numarasını internetten bulabileceğini yazıyor. Aldık görevi. Hadi aldık yapalım. Görevi. Artık neredeyiz? Asansördeyiz arkadaşlar. Artık işten çıktım. Ve saat kaç şu anda? Herhalde 8:30 falan. Böyle bir günün daha sonuna geldik. Şimdi bunu okuyacağım. Anlayacağım. Küçük küçük notlar alacağım. Bakın buraları alıyorum zaten. Şöyle gibi. Sonra Enes Bey'e sunacağım bunları. İçin aramıştım ama gönderdik, evet. Artık avansın iadesini istiyoruz. Bir teyit etmek amacıyla aradım. Evet, evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Tamam mı? Tamam. Notunu aldı müdür. Baş müdür. Yanlışlıkla böyle bir şey yaptık. Herkese merhaba. Şimdi bugün benim buradaki son günüm, son staj günüm. Bir ayı tamamlamış oluyorum. Biliyorsunuz bu bir yaz stajı. Şimdi çok içimden geldi. Şöyle bir herkese Türk kahvesi yapacağım. Balkan, balkan, balkan. Evet, bunu hep yapmak istemiştim. Herkese merhaba. Tekrardan.
Şimdi öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Hem bu güzel gece için hem de bana bu staj fırsatını verdiğiniz için. Mülakatımı yapan Zeynep Hanım'dan başlayarak hepinize. Daha çok ufacık, küçücük, minnacık bir zaman geçirdik. Ama ben inanılmaz eğleniyorum ve gerçekten aşkla geliyorum her gün buraya. Vallahi yalan değil. Gerçekten yalan değil. Gerçekten çok mutluyum. Ben yani dediğim gibi çok mutluyum. Çok fazla şey öğrendim. Benim bütün perspektifimi değiştiren bir büro ve takım oldu. Umarım çok güzel 13 gün geçiririz. Hepinizi çok sevdim. Umarım beni iyi hatırlarsınız. Bravo. Bravo.